Şimdi kurbanını kesen bayramın ikinci günü kasapların yolunu tutuyor. Yani kimi kıyma, kimi kuşbaşı yaptırıyor. Gizem Türemen bize kasaplardaki yoğunluğu aktaracak bakalım. Özgür Balaban'la beraber kasaptayız, Bahçeli Evler'de bir kasapta. Kurbanın ikinci günü, kurbanını kestiren kıyma olarak çektirmek veya parçalatmak için kasaplara geliyor. Biz de sirkülasyonun olduğu, yoğunluğun olduğu kasaplardan bir tanesindeyiz. Özgür Balaban hem buradaki atmosferi getirsin. Burası Bahçeli Evler'de bir kasap. Bakın genelde ellerde poşetlerle ya da şöyle bir müsaade isteyeyim efendim. Bakın bu şekilde poşetlerin içerisinde etler kondu ve kasaplar parçalatmak için ya da kıyma çektirmek için getirenler var. Şöyle hemen getiren birine de mikrofon uzatmak istiyorum. Efendim neyi bekliyoruz? Sıramızı bekliyoruz. Kıymamız çekiliyor. Çekildikten sonra alıp gideceğiz. Ne kestik bu bayram? Dana kesildi. Kurban benim oğlumun, benim değil. Kestiniz. Kaç kilo getirdik bugün? 4 kilo kadar. 4 kilo bekliyorum. Kadar, evet. Ne kadar kilogram başına çekiyorlar? 5 lira diyorlar. Diyorlar. Hadi hayırlısı. Allah kabul etsin. Tamam. Şöyle geçelim. Konuğum da olacak. Kasap Derya Hanım'ın yanına gideceğiz. Biraz sirkülasyonu olan bir kasap. Artık kurbanlar dünden itibaren kesilmeye başlandı. Bugün de bayramın ikinci günü. Bakın gelen etler kıyma çekilmek için bu noktada hazırlar. Hemen Derya Hanım'a da soralım. Efendim kolay gelsin. Merhabalar. Teşekkür ederim. Merhaba. Nasıl, yoğunluk var mı? Yoğunluk var. Sabah geldiğimizde merdivende sıra olmuşlardı müşteriler. Bizi bekliyorlardı. O kadar. Sağ olsunlar, bizimle beraber dükkanı açtılar. Ne getiriyorlar genelde? Genelde kıyma için et geliyor. Yani ne kesmişlerse artık, dana kesmişlerse dana eti, kuzu kesmişlerse kuzu et getiriyorlar. Öyle devam ediyoruz. Müsaade edeyim şu tarafa geçsin, o sırada size de sorayım. Et parçalatmaya gelen var mı? Et parçalatmaya gelenler var ama bizim ustalarımız şu an kesimde olduğu için biz parçalamadan ziyade daha çok kıyma çekiyoruz. Ama tabii çok kıramadığımız müşteriler olduğu zaman da hani bir iki parça kemik varsa onları kırıyoruz. Ne kadar fiyatı bu yıl? Geçen yıl ne kadardı, bu yıl ne kadar? Biz hiçbir zaman için kar gütmedik. Sadece bir elektrik parası alıyoruz müşterilerimizden. Çoğunu da zaten almıyoruz. Şöyle ki geçen senelerde 50 kuruşa çekiyorduk. Geçen yıl, yani bir önceki yıl 1 liraya çektik. Geçen yıl 2 liraya, bu yıl da 5 liraya. Malum hayat şartları belli. Ama ben bazı kasaplarda daha yüksek fiyatlar gördüm. Genel ortalama ne kadara çekiyorlar yani kıymayı? 8'e çeken var, 10'a, 15'e, hatta 20'ye çekenleri bile duyduk biz. 1 kilosunu. Evet, kilosunu. Peki bir de şey soralım. Hazır burada kıymaları görüyoruz, çekilen kıymaları. Daha çok hangi yanlışlar yapılıyor? Getiren, kurbanını kesen kişilerde ne gözlemliyorsunuz? Şimdi ilk yapılan hata kurban kesilir kesilmez poşetlere koyuyorlar. Daha sonra evlerine getirip direkt dolaba koyuyorlar. Ya poşetlerin ağzını açmıyorlar. Tabii belirli bir sıcaklığı var o etin. O et biraz dinlenip kendine gelip ısı düşmeden dolaba koymak yanlış. Yani kokusu devam ediyor. Koku geliyor. Ondan sonra ne bileyim etler yemyeşil oluyor. Yani rahatsız edici kokular oluyor. Yanıyor mu yani etler? Etler yanıyor. Şöyle yapmak gerekiyor. Etleri kestikten sonra geniş leğen gibi ya da kova gibi bir şeye alıp işte böcek, sinek girmesin diye üstüne bir tülbent tarzı bir şey örtüp güneşin gelmediği bir yerde en az 5-6 saat etlerin dinlendirilmesi gerekiyor. Buzdolabına koymasınlar. Buzdolabına koymasınlar kesinlikle. Dinlendikten sonra da işte buzdolabına koyabilirler. Keseceklerse, kuşbaşı yapacaklarsa kuşbaşılarını yapsınlar. Normal dolapta mesela etler 3-4 gün en fazla durabilir ama ondan sonra buzluğa koyulup öyle korunması gerekiyor. Eğer kıyma çektirmişlerse de 1 veya en fazla 2 gün kıyma dolapta durabilir. Bir de yapılan yanlışlardan bir tanesi kurban etini yıkıyorlar. Kesinlikle kurban eti yıkanmaz. Çünkü yıkandığı zaman bakteri üretir. Eğer yıkıyorlar dediyse de o eti hemen kullansınlar, bekletmesinler. Çok teşekkür ederim aktarım. Teşekkür ederiz efendim.
Bahçeli Evler'de bir kasaptan yayın verdik. Özgür Balaban'la beraber kasapta gelen müşteriler var. Kurbanını kestiren, leğene koyan, poşete koyan bu şekilde bakın sıra bekliyor. Yaklaşık içeride 5-6 kişi var ve hazırlanan bakın burada yine kıyma hazırlanmış. Kaç kilo bu kıyma? 13 kilogram. Kıyma çekilmiş, hazır, sahibi gelecek alacak. Bu şekilde bir sirkülasyon var ama özellikle uyarıyor kasaplar. Etleri yıkamayın, dinlendirmeden dolaba atmayın. Direkt naylon poşetin içine koymayın gibi uyarıları var. Zaten İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da uyarıyor. Bu anlamda sadece belirlenen kasaplarda kesim olması gerekiyor. Aksi takdirde bulaşa ve enfeksiyon hastalıklarına da yol açabilir.